Herkese merhabalar. Normalde kanalda böyle bu tarz videolar görmezsiniz ama bu yeni aldığım ürünü tanıtmak istedim. Xiaomi Mi TV Stick. Bakalım bu ürünü niye almışım, neden almışım, niçin almışım? Hadi gelin hep beraber izleyelim. Arkadaşlar ürünümüz Xiaomi Mi TV Stick. Chromecast cihazı almak gibi bir arayışla başlayıp sonunda karar verdiğim ve sipariş edip teslim aldığım ürün. Ne işe yarıyor? Niçin kullanıyoruz? Hadi bunlara cevap verelim. Arkadaşlar ben normalde Chromecast cihazı arıyordum. Yani şöyle pandemiden dolayı hepimiz sürekli evde vakit geçirdiğimiz için artık kendimize yeni uğraşlar, yeni hobiler edinmeye çalışıyoruz. Biz de elimizde kullanmadığımız bir balkonumuz vardı. O balkonu böyle küçük bir film izleme alanına çevirelim istedik. Bir tane de elimizde şöyle avuç içi LG'nin Mini Beam diye geçen projeksiyonundan mevcut. Bunu yaklaşık arkadaşlar 6 yıldır kullanıyorum. Projeksiyonu da alakalı ufak bir bilgi vereyim. Şarjlı bir projeksiyon. Yani şarja takıyorsunuz yaklaşık 2,5 saat boyunca kesintisiz film izleyebiliyorsunuz. Full HD 1080 çözünürlükte. Bunu biraz daha işlevsiz hale getirmek için Xiaomi'nin bu ürününü tercih ettik. Neden? Yani normalde film izleyeceğimiz zaman arkadaşlar hiçbir sıkıntı olmuyor. Şarjı doluysa arkasındaki USB girişine bir USB takıp kumandasından istediğiniz filmi, videoyu izleyebiliyorsunuz. Fakat sürekli hani böyle bir elinizde flash bellekle gezmek, habire film arayışında olmak açıkçası günümüzde biraz can sıkıcı olmaya başladı. Ya da arkasındaki HDMI girişine laptopunuzu takıp görüntüyü aktarabiliyorsunuz. O zaman da çok fazla kablo kargaşası oluyor. Yani laptopun şarj aleti bir yandan, aradaki HDMI kablosu, bunun güç kablosu eğer şarjı yoksa çok bir karmaşa olmaya başlıyordu. Biz de araştırırken normalde hani bir Chromecast cihazı alalım, telefondaki, tabletteki görüntüyü en azından projeksiyona yansıtalım derken Chromecast cihazlarıyla arkadaşlar çok fazla olumsuz yorum okudum. Isınmasından tutun da renkleri düzgün aktarmadığına, işte ısındıktan sonra özellikle giriş kısmında bir takım sıkıntılar olduğuna kadar bir sürü problem okudum. Zaten bir elle tutulur Chromecast cihazı 100-150 TL civarındayken 290 TL indirimde almıştım. 290 TL'ye Xiaomi Mi TV Stick almayı tercih ettim. Anlatıldığına göre arkadaşlar ürün taktığınız projeksiyon, bir monitör ya da eski bir televizyonu Android TV'ye çeviriyor. İçinde Android kurulu bir HDMI girişi var. Bir de arkadaşlar akıllı kumandası var. Ben ürünü açtım. Dayanamadım daha fazla. Şöyle arkadaşlar internette özellikle hakkında çok fazla yorum aldım. Yani yorum okudum. Ürün kumandası. Şöyle göstereyim. Akıllı kumanda olarak geçiyor. Üzerinde zaten topu topu 6-7 tane tuş var. En hoşuma giden şey ise şu. Sesli arama tuşu. Otomatik olarak Google sesli aramalardan herhangi arayacağınız bir konuyu ya da videoyu düğmeye bastıktan sonra sesle aratabiliyorsunuz. Ürünü şöyle çıkarayım göstereyim size. Daha denemedim ama arkadaşlar işte akıllı olan içinde Android 9 kurulu gelen HDMI girişi bu. Normalde bir HDMI kabloyu arkadaşlar arkadan takıp laptopa bağladığınız zaman nereden baksanız şöyle arkasında bir 6-7 santimlik mesafe bırakmanız gerekiyor projeksiyonun. Çünkü HDMI kabloları bildiğiniz gibi çok kalın ve hani duvara kenara bir yere yanaştıramıyoruz. Altında bir adet de zaten tripod girişi var. Bakalım bunu taktığımız zaman ne kadar bir kalınlık elde edeceğiz. Şöyle taktım. Hemen hemen nereden baksanız arkadaşlar bir projeksiyon kadar bir şey. Boyutu gayet iyi yani. Şu an korkularımı yendim diyebilirim. Yanında bir adet arkadaşlar böyle elektrik fişi var. Yani USB fişi elektriğe bağlamak için cihazımızı. Bir de gençler kutuyu açtığımda çok memnun olduğum bir kablo çıktığı içinden. İnternette bu ürünle alakalı videoları ve yorumları okurken hep şöyle bir sıkıntıdan bahsediyorlardı. Yani televizyonların genelde arkadaşlar arkasına bu ürünleri yan takıyoruz. Yani televizyon eğer şuysa şöyle şu şekilde yandan giriyor. Fakat televizyonların arkasında HDMI takmak için genelde 4 santimlik şöyle ufak bir çukur oluyor. Dediklerine göre birçok televizyonun arkasına bu sığmıyordu arkadaşlar çok uzun olduğu için. Kimisi şeyden bahsediyordu. Hani bende bir kablo çıktı. İşte televizyona takıyorum. Xiaomi'nin stick'ini de buraya takıyorum diye. Kimisi de yorumlarda ya bizden öyle bir kablo çıkmadı kardeşim. Yalan söylemeyin öyle bir kablo yok falan böyle cümleler geçiyordu. Vallahi benden çıktı. Gayet de mutluyum. Hani bunu ben televizyona takmayacağım ama tabii hani ileride ne olur, nasıl olur, nasıl kullanırım bilmem. En azından
Şu an biraz daha sanki ürünün kalınlığını engellemiş oldum. Yani şöyle taktığım zaman bakın projeksiyonun arkasına bunu da buraya taktığımda çok rahat bir şekilde Wi-Fi'den haberleşmeyi sağlayabileceğiz. Ayrıca arkadaşlar yine dediğim gibi içinde bir Cast uygulaması da var Android TV olduğu için. Yani cep telefonundan veya tabletten herhangi bir YouTube videosunu veya Netflix videosunu tek tuşla yansıtıp Wi-Fi üzerinden görüntü aktarabiliyorsunuz. Tabii benim amacım o değil. Daha çok böyle Android özelliklerini kullanmak. Bakalım ürünü bir deneyeceğim. Projeksiyonla deneyeceğim. Bir de akıllı TV'deki yine televizyonda bulunan Android 9 ile Xiaomi'nin Android 9'unu bir karşılaştıracağım. Bakalım aralarında böyle bir gecikme, bir sıkıntı, renkte bir problem var mı? Onları da denedikten sonra sizlere aktaracağım. Bakalım biz bir denemeye gidelim. Görüşürüz. A few moments later. Evet, ürünün deneme videosuyla karşınızdayız. Yanımda bir de küçük misafirim var. Kızım. Benim adım Elçin Şöyle karanlıkta çok gözükmüyor olabilir. Kamerayla biraz netleyeyim. Bugün balkonumuzda bizim konuğumuz. Arkadaşlar daha önce anlattığım gibi Xiaomi TV Stick'i projeksiyona bağladım. Şu an perdemize yansıttık. Genel kullanımını da böyle kısaca bir deneyimleme şansımız oldu. Cihazı ilk taktığınız zaman birkaç aşamadan oluşan kurulumu başlıyor. Çok basit o da zaten sizi yönlendiriyor. Herhangi bir kılavuz okumanız gerekmiyor. Başlangıç ayarlarını yapıyorsunuz. Cihazınıza bir isim veriyorsunuz. İşte hazır da bir Gmail'iniz varsa onunla eşleştirerek belli şeyleri hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ki biz eşleştirdik. Bu sayede YouTube gibi diğer Play Store gibi uygulamaları anlık olarak hemen kullanmaya başladık. Cihazınızı Wi-Fi'ye bağlıyorsunuz. Daha sonra benim internette almadan önce okuduğum yorumlarda güncelleme geldiğini söylüyorlardı ilk takıldığı anda. Benden herhangi bir güncelleme istemedi. Güncellemeleri kontrol ettiğim halde güncelleme istemedi. Arkadaşlar cihaz çok hızlı. Gerçekten bakın şu an kumandadan sesi de duyuyorsunuzdur tık tık diye. Yani hiçbir sekme yapmadan, hiçbir donma belirti göstermeden tabii şu an cihaz yeni. Belki ondan da diyebilirsiniz. Ama bilmiyorum yani benim şu an ilk izlenimim çok iyi. Videoda size ekstradan da göstereceğim aradaki farkı görmeniz için. Hatta şu an gösteriyor olabilirim. Diğer bir Android televizyonumuzdaki hıza bakacak olursanız o cihaz gördüğünüz gibi çok yavaş. Yani menülerde gezinmek uygulama açtığınız zaman hep böyle bir ağırdan alıyor kendini uygulama. Fakat burada gerçekten cihaz çok hızlı. İçinde hazır olarak Netflix, Prime Video, YouTube uygulamaları yüklü geliyor. Siz de Gmail hesabınızla oturum açtığınız zaman YouTube'la özellikle çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta üyelik açtığınız ve ana ekrana ayarlardan eklediğiniz mesela Netflix gibi, YouTube gibi çok kullandığınız uygulamalarda abone olduğunuz kanallardan veya izlediğiniz dizi ve filmlerin benzerleri çıktığında size ana ekranda gösteriyor tıpkı diğer Android TV'lerde olduğu gibi. Bu da güzel bir özellik. Ayarlar bölümünden cihazın ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ağ ve internet özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Gmail hesabınızı buradan belirleyebiliyorsunuz. Uygulamalar bölümünde arkadaşlar uygulamalarla alakalı izinler ve ayarlar var. Buradan bunlara bakabilirsiniz. Cihaz tercihlerinizden İşte saat, tarih, klavye, dil gibi bir takım belli özellikleri ya da işte taktığınız cihazınızın yani televizyon, tablet veya projeksiyonun çözünürlüğüne göre Xiaomi TV Stick'inizin de çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz. Ses depolama, ana ekran, Google Asistan gibi uygulamaları buradan denetleyebilirsiniz. Uzaktan kumandalar ve aksesuarlar bölümünde arkadaşlar şu an sadece Xiaomi uzaktan kumanda yani o Xiaomi RC yazan cihazımız bağlı. Burayı niye açtım? Play Store'da şöyle göstereyim size hemen. Play Store'a girdiğinizde arkadaşlar kategorilere ayrılmış birçok uygulama var. Fakat lütfen daha önce hiç deneyimlemediyseniz eğer daha doğrusu akıllı TV'lerdeki Play Store'la cep telefonlarımızdakiler birbirinden farklı. Yani burada öyle her türlü uygulamayı bulmanız söz konusu değil. Sadece televizyonlarda kullanılabilecek uygulamalar var. Bunlar mesela neler? Şöyle kategorilerden gidecek olursak. İşte eğlence uygulamaları var. Böyle oyunlar, video, müzik uygulamaları gibi bakın. İçindeki uygulamaları şöyle göstereyim. Mesela TV Plus var.
Eğer üyeliğiniz varsa televizyon izleyebilirsiniz. IPTV var. Esport Plus var. İşte Netflix var. YouTube var. Dailymotion var. Birçok müzik ve video uygulaması içinde ekli. İşte müzik ve seste benim çok sevdiğim arkadaş da işte Deezer gibi, Spotify gibi müzik uygulamaları ve ayrıca evrensel radyo uygulamaları var. Ben de bir tanesini kurdum. Çok da güzel radyo dinleyebiliyorsunuz. Az sonra bir tane deneriz. Veya eğlence amaçlı kullanacaksınız birçok karaoke uygulaması var. Söyle Elçincim. Karaoke'ye bayılırım. Evet Ve Elçin. o çok kullanışlı bir uygulamadır. Elçin de sevmiş. İşte medya oynatıcılar var. Yani böyle hani içine aman ha deli gibi oyun kurarım falan filan diye düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü az önce geldiğim yere geliyorsunuz. Oyun kurduğunuz zaman kumandadan oyun oynamanıza genelde izin vermiyor. Oyunlar için Bluetooth veya Wi-Fi özellikli bir joystick'iniz varsa onu bağlamanızı istiyor ki onunla da oyunları oynayabiliyorsunuz. Eğer böyle bir tercihiniz varsa hani önden belirteyim bir joystick edinirseniz sizin için daha iyi olur. Hemen geri geliyorum tekrar ana menüye. YouTube'dan bir tane video açalım. Hani videonun da çözünürlüğünü vesairini bir görün. Akıcılığını. Hemen şöyle açtım. Bir de ekranı fokuslayayım ki biraz daha net gözüksün. Sesini de açayım. Ses de bu. İzleyin. Bu şarkıyı da Ela için açtım. Kendisi Blackpink hastası. Yani arkadaşlar YouTube uygulaması da gayet işlevsel. Gördüğünüz gibi renkler gayet canlı, çok akıcı. Yani yaklaşık biz bu videoyu çekmek ve işte önceden böyle bir kurcalamak için herhalde Ela değil mi? Bir 2,5 saattir falan çalışıyor bu cihaz. Hatta Evet. projeksiyonun yarıda şarjı bitti arkadaşlar. Videoyu tekrar çekmek zorunda kaldık. Yani o zamandan beri kullanıyoruz. Böyle çok şimdi elimle dokunuyorum. Böyle hiçbir ısınması yok. Gayet cihaz kendi kendine çok rahat bir şekilde soğutabiliyor. Ki zaten hiç de bir donma yaşamadık şimdiye kadar. Bakın hala yukarı aşağı gidiyorum geliyorum. Hiçbir problem yok. Onun dışında işte Netflix var. Netflix'te arkadaşlar bizim sıklıkla kullandığımız, yani Ela'nın sıklıkla kullandığı bir uygulama. Zaten gördüğünüz gibi Netflix önerileri ilk başta çıkıyor. Orkide. Evet, kendi oturumunu açmış. Yani Netflix'iniz de varsa bence kullanması son derece keyifli. Bu ana ekrandaki uygulamalar arkadaşlar şu kenardaki uygulamalar bölümüne giderek bütün kurulu uygulamaları görebilirsiniz. İsterseniz bunlardan beğendiğinizi de ana ekrana ekleyebilirsiniz. Benim burada sevindiğim bir diğer özellik de Bein Connect'in gelmiş olması. Geçen sene akıllı televizyonumuzdan biz bir maç izlemek istediğimizde Bein Connect'in Android sürümünde özellikle akıllı TV'lerde problem olduğunu okumuştuk. Hatta uygulamayı Play Store'dan indiremedim. Kendim dışarıdan APK olarak indirip kendim kurmuştum ve o sayede izlemiştik. Onda bile bir sürü donma yaşamıştık maçta. Yani burnumuzdan gelmişti. Derbi maçı izliyorduk sözde. Ama şu an gördüğünüz gibi içinde aktif olarak kurulu geliyor. Benim en çok beğendiğim ve sevindiğim özelliklerden birisi de bu. Onun dışında şuradan arkadaşlar Play Store'dan radyo uygulamasını gösterecektim size. Arkadaşlar burada uygulamalarımı favorileri ekle bölümünden herhangi seçtiğiniz uygulamayı ekleyebilirsiniz. Facebook Watch'u da kullanabilirsiniz. Facebook'taki videoları sanki YouTube'muş gibi böyle arka arkaya oynatıp arayıp görebiliyorsunuz. O da ekstra bir özellik. Ben radyo uygulamasını ana sayfaya ekledim. Radyoyu açıyorum. Radyonun da nasıl bir tecrübe olduğunu deneyimleyelim beraber. Bakın açtığınızda arkadaşlar işte en iyi istasyonlar, podcast yayınları, en iyiler veya sizin favorilerinizi, eklediklerinizi menüden açabiliyorsunuz. Bizim favorimiz tabii ki de hangisi Elçin'in? Metro Metro FM'i açıyoruz arkadaşlar. Bir dinleyelim. FM. Limitsiz müzik. Öyle diyorlar. Tamam. Aa, Ela'nın şarkısı çıkmış. Gördüğünüz gibi radyoyu da arkadaşlar dinleyebiliyorsunuz. Hatta güzelliği şu, ana menüye geri geldiğimde radyo uygulamasının da özelliğinden kaynaklı. Biz burada gezinirken
radyo, müzik arkada çalmaya devam ediyor. Hatta ana ekrana geldiğinizde bile gördüğünüz gibi radyo bakın yukarıda aktif olarak çalışıyor. Yani siz burada bir şeylere bakarken bile arkadan müzik dinleyebilirsiniz. Bu da çok güzel bir özellik. Çünkü biz özellikle balkonda radyo dinlemeyi çok seviyoruz. Dur dur dediğimiz zaman durduruyoruz. Elçin anlatmadığımız evet sesli arama kaldı değil mi? Arkadaşlar Google sesli aramalar mevcut içinde. Hemen kumandadan ses tuşuna basıyorum. Asistan çalışıyor. Kafadar ayılar. Dedim ve bakın. Kafadar ayılar hakkında bilgiler dedi arkadaşlar. İşte bunun bir film olduğu IMDb puanı vesaire Wikipedia.org'dan çekmiş. Bir tane daha deneme yapalım. Elçin ne arayalım? Kral Şakir arayalım. Tamam hadi. Kral Şakir. Kral Şakir hakkında bilgi. Yani bakın bu da mesela Kral Şakir'le alakalı film işte. Hatta direkt altta da bilgi vermiş. Eğer şu an isterseniz diyor Netflix'ten bunu izleyebilirsiniz. Söyle Elçin. Burada gerçekten Kral Şakir'in dediğimiz şey bu değil arkadaşlar. Resmini bulamamış sanırım. Evet aynen. Bakın böyle bir şey çocuklar izler mi sizce? Kral Şakir dediğim şey bu. Bu da bir filme. Üç boyutlu bir film. Evet. Sesli araması da bu şekilde çalışıyor. Tabii bu ana menüde kullandığımız Google Sesli Asistan. Eğer YouTube gibi uygulamalardan sesli arama yapmak istiyorsanız önce uygulamayı açıyoruz. Açtığımız uygulamanın ismi böyle yazıyor. Aramalara geliyorum. Aramalardan sesli aramayı seçiyorum ve söyleyelim. Fenerbahçe maç özetleri. Gördüğünüz gibi hemen yani birkaç saniye içinde kurduğunuz cümleyi ekine köküne kadar her şeyine rahat bir şekilde buluyor arkadaşlar. Bu da yine bizim akıllı TV'mizdeki sesli aramadan daha aktif çalışıyor. Özellikle böyle evde ufak bıcırık bir çocuğunuz varsa onun için sesli arama gayet kullanışlı ve ideal. Yani sizin için de iyi. Sesli arama da bu şekilde çalışıyor. Tekrar ana menüye dönüyorum. Bu arada kumanda üzerinde ana menü için ya da uygulamalar için iki tane tuş var. Birisi direkt uygulamaları açan uygulamalar tuşu. Gördüğünüz gibi arkada YouTube açıkken buradan başka bir uygulamaya geçiş yapabiliyorum. Bir diğeri de ana menüye dön tuşu. Bastığınız zaman hani böyle geri tuşuna birkaç defa basmak zorunda kalmadan otomatik olarak ana menüye sizi aktarıyor. Elçin de bunu beğenmiş. Yani bu şekilde genel kullanımı. Dediğim gibi ekran yansıtmayı henüz denemedim. Yani denemedim ya uğraşmadım. Bakalım belki de onu ileride kullanma gereği duyarız. Söylenene göre yine benim okuduklarıma göre telefonlardan ve tabletlerden görüntü aktarmada değil ama özellikle Windows cihazlardan görüntü aktarmada sanırım bir takım sıkıntılar çıkabiliyormuş. Ama zaten bizim işimiz tamamen bunun içindeki uygulamalarla inşallah daha da fazla uygulamanın eklenmesini bekliyoruz. Yani anlatacağımız her şeyi anlattık. Eğer sizin de merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlardan veya özelden de mesaj yoluyla bize sorabilirsiniz. Seve seve sizinle bildiklerimizi paylaşırız. Elçin hadi videoyu kapat. Hadi hepinize görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir de baba buradan bir radyo aç. Sonra bir dans yapmak istiyorum size. Tamam ama onu yayınlayamam. Çok özel. Lütfen ya. Hayır. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Elçin Ela'ya da katlandığınız için teşekkür ederiz. Bakın şu an maymunluk yap peşinde. Gözükmüyorsun ki kamerada. Dediğim gibi biz kullandık cihazı çok beğendik. Umarım siz de yani bizden vesileyle kullanırsınız ve beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar